kararını Anayasa Mahkemesi mahkum etmiştir. Bu kayıtsız şartsız böyledir. Oy birliğiyle olması gereken bir kararı 8'e 8 kalıp başkan oyuyla geçmiş olması not edilmesi gereken bir durumdur tarih önünde. Bu karar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve onu şu anda yönetme pozisyonda olanlara 3 acil görev yüklemektedir. Barış akademisyenlerinin haklarının ve görevlerinin iadesi. 2. Uğranmış olan zararların olabildiğince tazmini. 3. Noktasız virgülsüz amasız fakatsız bir özür. Türkiye'nin en iyi yetişmiş akademisyenlerini akademiden, öğrencilerinden, bilimden kopardınız. Kimini evladından, eşinden kopardınız. Yapmış olduğunuz pasaport iptalleriyle. Anayasa Mahkemesi övülecek bir iş yapmış değildir. Yapması gerekeni yapmıştır. Yarı yarıya yapmıştır. Ve aslında kendi kendisini de mahkum etmiştir. Anayasa Mahkemesi de Barış Akademisyenlerine özür borçludur. Niçin özür borçludur? Sen KHK diyorsan ben kapağını bile açmam deyip Adalet ve Kalkınma Partisi'nin o hali ilan etmiş hükümetinin önüne her türlü haksızlık, hukuksuzluk ve hak ihlali için açık çek karnesi atmıştır. İstediğin gibi yaz, içine bakmayacağım. Ama bir de seçim beyannamesinden bir cümleyi okuyalım. Üniversiteler her çeşit düşüncenin demokratik bir ortamda hoşgörü içinde öğretilip tartışıldığı, yasakların ve sınırlamaların olmadığı özgür bir forma dönüştürülecektir. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiği seçimin beyannamesinde bunu yazmıştı. Üniversiteler her çeşit düşüncenin diyor. Bugün Barış Akademisyenleri kararı bu seçim beyannamesinin fersah fersah gerisindedir.